Merhaba arkadaşlar. Nurgül iniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, saks mavisi ve onun bir açık tonu mavi ile bu şekilde sizler için bir model tasarladım yine modelimiz iğneden tabi model modelimiz bu şekilde şöyle 3 yapraktan oluşan saks mavisi ile yanında bir tane yeşil yaprağı var arasında da 3 kirpikli fil dişilerimiz var Evet bu modeli sizler için ta çevirdim ta çevirdiğim hali de bu şekilde oldu böyle yapraklarını tunus işi yaparak çevirdim bakın arkadaşlar şöyle yuvalarımızın içine bu şekilde yaptım. Şöyle zincirle aşağı inmedim koparmalı aynısı gibi olsun. Kenarında zinciri yoktu. Tunus işiyle yaptım. Normal iki zincirli yuvalarla değil. Şöyle bu şekilde kalıp gibi olsun diye hem de yapımı daha kolay. Alt, artırma, çoğaltma, eksiltme uğraşmayın diye arkadaşlar. Bu şekilde tunus işinden yapraklar yaparak böyle modeli tığa çevirdim. Aynı yeşil yaprağımız ve bu şekilde de 3 yapraklı yaprağımız var. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde ara suyunu yaparak başlayacağız. İlk başlarken de aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. Arasına iki tane boş tığ battı yapacağız 3 zincir 2 iki tane ikinci tığ battı da bu şekilde yaptım Evet arkadaşlar şimdi 4 zincir çekerek bu şekilde buraya tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum bir tane yuva yaptım ve 5 zincir 5 zincirimi çekip döndüm fil dişi yapıyoruz bu yaptığım 4 zincirin içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Hemen buraya 6 tane zincir çekiyorum ki köşe olduğu için düz yüzüne döndüm. Bu yaptığımız 5 zincirli yuvayı kirpiklerim için yuva olarak ediniyorum bakın. Tekrar 5 zincir. Hemen bu şekilde sabitliyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir. 3. kirpiği de aynı yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Evet, 3 tane kirpiğimiz bu şekilde hazır ve buraya 6 tane zincir çekiyorum. Hemen arkadaşlar bakın hiç atlamadan bir yanındaki yere sık iğne ile sabitliyorum. Kirpikli fil dişimiz bu şekilde oluşuyor. Şimdi iki tane verip eğer siz beş tane yapmak istiyorsunuz iki tane ara verip yine aynı şekilde kirpikli fil dişleri yapabilirsiniz. Fakat arkadaşlar şimdi biz yaprağımızın yapımına geçeceğiz. O yüzden de buraya yedi tane bu şekilde üç zincirden tığ battılar hazırlayalım. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincir ikinci tığ battım 3 zincir 1 2 3 zincir şöyle bakın minik minik tığ battılar yapıyorum bu ipliğe kadar çektirsen de arkadaşlar ya suni ipe kullanacaksınız iğneden tığ ya da sahte sık iğne yapacaksınız başka türlü bu zariflik verilmiyor Yapmıştım ama bayağı bir kaba olmuştu. O yüzden geri söktüm. Bu şekilde artık sizde eliniz alışacak ya da büyük görünüme böyle katlanacaksınız. Bunun iki katı oluyor. Düşünün. Normal sık iğne yapıldığında oyamızın yaprağı iki katına çıkıyor. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. En son yaptığın tığ battının içine sık iğne ile buraya ipimi sabitledim. 4 tane zincir çekiyorum buraya hemen direkt yuva yapacağız birisi yaprağımız için birisi de dalımız için 4 zincirimi hemen kapatıyorum yuvamın içine alttaki 3 üçer zincir, zincirli yuva olduğu için buna 4 zincir yapıyoruz 4 zincirimi hemen sıradaki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum döndüm düz tarafına bakın iki tane buraya tığ battının üzerine tığ battı yaptık hemen köşede sık iğne ile bu şekilde yuvama girip sabitliyorum buraya 5 tane zincir çekiyorum 3 4 ve 5 yaprak yapacağız arkadaşlar şöyle 7 tane ilmek toplayacağız zincirin altından girip şöyle bir zincir çekiyorum 3 zincirin altından girip 4 Bu sıra bu yapraktan çok sık yaptık. 5 Artık ustalaşmışsınızdır inşallah. 6 Ve bir tane de yuvamın içinden ilmek alıyorum. Dibinde bir zincir çekip şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Bakın arkadaşlar 7 tane ilmeğimiz oldu. Bu 7 ilmeği ikişer ikişer şöyle başa kadar çekeceğim. 2 Şöyle 2 2 Bismillah 2 2 Evet başa kadar ikişer ikişer aldık. Şimdi başında 5 zincirden kirpik yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çekiyorum. Hemen telimi aralayıp bakın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Hemen kirpiğimi oturtturduktan sonra üzerine şöyle bir zincir çekiyorum. İyice otursun. Bu yuvaya girmiyorum. Kirpiğin yuvasına girmiyorum. Bir sonrakine giriyorum arkadaşlar. 2 Şöyle birazcık toplasın diye büyüklüğünü. O yüzden kirpiğin olduğu yuvaya girmiyorum. Hem de altına 7 ilmek yaptım ki şöyle aşağıdan yukarı daralma olsun. 4 5 Şöyle dibinde bir zincir ve bu da yuvaya girdiğimiz ilmeğimiz 6. Dibinde birer zincir çekerek her ilmeğin arasına girdim. Bakın kirpiğin olduğu yuvaya girmediğim için bir tane eksiltme yaptım. 7 olan ilmek sayım 6'ya düştü. Birisi kirpiğe gitti, eksildi yani. İkişer ikişer yine bu ikinci sırayı da başa kadar şöyle alıyorum. 2 ve 2 yine 5 zincir kirpikli bir yaprak aynı iğne uyasında olduğu gibi biz de kirpikleri bu şekilde zincirle yapıyoruz ve dibine bir tane zincir çektim hemen atlıyorum bir sonraki yuvanın içine bir ilmek çıkarıyorum Evet 3 oldu dibinde bir zincir çektim Sonuncu bakın sonuncu telimin arasına da girip Evet ilmek sayımız 5'e düştü. 7 ile başladık. 2. sırada 6, 3. sırada da 5 ilmeğe düştük. 2 2 2 ve 2. Yine 5 zincir. 5 zincirimi hemen baştaki ilk ilmeğimin arasına girip sık iğne ile sabitliyorum şöyle bir zincirimi çektim bakın sık iğne yaparak ana yuvaya kadar ineceğiz sık iğnemi yaptım sıradaki yuvanın içine girip sonuncu yuvamıza gelince iki tane buraya sık iğne yapacağız Evet girdik tekrar bakın buraya köşeye döndüğü için aşağıya gerdirmemesi için iki tane yapıyorum. Sıradaki yuvanın içine giriyorum. Bakın. Buraya da girdim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen dalımın yuvasına giriyorum. Tekli de olur arkadaşlar. Orada tekliydi. Ben bu şekilde yaptım. Bakın yaprağımız hazır. Bu şekilde şimdi dalımızın yapımına geçelim. Yapımı da çok kolay bu sıra fazla sıklıkla yaptığımız için gayet de oturdu sanırım şöyle dibine bir tane zincirimi çekiyorum altında da bir sık iğne iki zincir gibi bir defa doladım 2 2 olarak aldım yine iki zincir bir defa doluyorum 2 2 olarak aldım şimdi arkadaşlar üçüncü trabzanımı da aynı şekilde yapıyorum ve 2 2 olarak aldım buraya 5 tane zincir beyaz kirpiklerim için yuva yapıyorum en son trabzanımın içine şöyle bakın şimdi ikişer ikişer zincir çekerek aşağıya doğru ineceğiz bir alta indim tekrar iki zincir İlk yaptığım trabzana indim ve şu şekilde bir zincirimle de ana yuvaya giriyorum. Dalımın işlemi bu kadar. Evet şimdi aynı burada 3 tane ara vermiştik ya. Bu tarafa da üç tane bu şekilde tığ battı mesafesi yapacağız. 1-2-3 zincir. Hemen sıradaki tığ battıma. 3 zincir. Sıradaki tığ battıma Şimdi 3 tane verdik arkadaşlar. 4 sanki evet. Burası 6 olacaktı. Biz 7 yaptık. Fazla kalmış arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde yine 4 yapalım. Bakın. Şöyle 6 tane tığ battan geri dönün yaparken. Şimdi 4 zincir. Yuvanın içine girdim. Şöyle büyük bir yuva yaptım. Şimdi 5 zincir. Çevirdim 5 zincirimi. 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. Ve 6 tane zincir. Çevirdim. Bu 5 zincirli yuvamın içine sık iğne ile sabit 5 zincir hemen sabitliyorum Evet 3 kirpiğimizi bu şekilde buraya yaptık bak ve 6 tane zincir 6 zincirim hemen bakın hiç tığ battı atlamadan boş olan tığ battıya sık iğne ile sabitledim ve buraya tamamlamış olduk. İki tane boş tığ battı yapıyoruz. Diğer fil dişine geçiş için bu şekilde iki tane fil dişimizi de şey tığ battımızı da yapalım. Şöyle arkadaşlar bakın yaprağımız ara suyumuz bu şekilde. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi çiçeğimizin yuvasını yaparak başlıyoruz. Bakın bu kenardaki trabzanın içine sık iğne ile şekilde girdim. Düz tarafındayız. 6 tane zincir. 6 zincirimi hemen bakın öbür tarafındaki trabzanın arasına girerek şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Yine altı tane zincir. Pardon arkadaşlar. Bu beşer zincirli yuvalar olacak. 5 zincir. Hemen bu yaptığım 6 zincirli yuvanın içine giriyorum. Buraya 5 zincirden bir tane yuva yapıyorum. Aynı yuvadan buraya 5 tane yapacağız. Şöyle. Bakın. Hemen. Yine kapattım bu şekilde. 5 zincir. yine bu yaptığım altı zincirli yuvanın içine sık iğne ile evet üçüncü yuvamızı da bu şekilde kapattık hemen bir zincirle şöyle döndüm arkadaşlar bakın hatta şöyle bir tane daha çekelim çünkü zincir yediği için üç tane yuva yaptık ortadaki yeşil yuvamızda da beyaz kirpiklerimizi yapacağız bakın, bu şekilde şimdi Tunus işi ile yaprak yapacağız. Şöyle içine girdim. Bir tane yuva aldım. İçine girdim. Sık iğne ile dibinde yani bir zincir çekerek ilmek topladım. Toplamda 5 tane buraya bu şekilde ilmek toplayacağız. Bu da 5. Aynı sistemle dibinde bir zincir çekerek 5 tane ilmeği topladım. Şimdi bu 5 ilmeğimi 2 2 alarak bu şekilde topluyorum. 2 2 Şöyle bu da ikinci. Hemen bir zincirimi muhakkak çekiyorum. Bu 5 ilmeği aynı hiç atlamadan yine bir sıra daha yapacağım. Bakın. Telimin arasına giriyorum. Hiç tel atlamadan baştan yani eksiltme yapmadan 5 üzerine bir 5 daha. 4 ve 5. Evet arkadaşlar yine 5 ilmeği topladım. Yine 2 2 alarak bu şekilde başa kadar geliyorum. 2 ve 2. Hemen dibinde bir zincir. Bakın şimdi kesim işlemine başlıyorum. 3. sıramda bir tanesini boş bırakıp ikinciye tanesini boş bıraktım baştan kesme yaptım eksilttim yani o yüzden ilmek sayım dörde düştü 2 2 2 şöyle muhakkak dibine bir zincir çekiyorum hem oturması için hem de bir yükseklik için baştakini atlayıp hemen bir sonrakine 2 ve 2 Sıkı sıkı yaparsanız daha güzel durur. Ben kameradan baktığım için pek sıkı yapamıyorum galiba arkadaşlar. Şöyle sıkı sıkı ilmekleri uzatmadan yaparsanız kalıp gibi bir yaprağınız olacak. Son yuvayı da kapattım. Şöyle koparmadan önce bir zincirimi çekiyorum tepesine. Şöyle ipimle de iyice otutturuyorum ve yaprağım hazır. Aynı şekilde kopararak diğer iki yuvayı da yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada 5 zincirden yaptığımız yeşil yuvamız vardı. Bakın bu yeşil yuvanın içine de beyaz ipimizle şöyle yatıralım kaldırırız. Bu şekilde sık iğne ile buraya ipimi sabitliyorum. Hemen 5 zincir kapattım. Yeşil yuvanın içine bir tane kirpik yaptım. Tekrar 5 zincir. Hemen yuvanın içine girdim. İkinci kirpiğimi yaptım. 5 zincir. Bu şekilde üç tane 5 zincirli kirpik yaptık bu yeşil yuvanın içine. Hemen şöyle bir zincirimizi çekmiştik. Evet. Bakın arkadaşlar. Sıkı sıkı yapıldığı için yapraklarımız da kalıp gibi durdu. O yüzden şu ipi fazla uzatmayın. Aralarına girdikçe açılıyor. Bu şekilde hemen şu ipleri temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle açıklı koyulu çiçeklerimi yaptım. Tunus işinin yaprağının özelliği arkadaşlar gayet sıkı bir şekilde yapılması. Şöyle bir de arkadaşlar elimle tutuyorum. Bu şekilde. Bakın, çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Bu yaprağı da illa bu yapraktan olması şart değil arkadaşlar. Şöyle tunus yapraklarına uygun olsun diye ben bu şekilde bu yaprağı tercih ettim. Şöyle iğne oyasına benzedi diye Evet modelimiz bu. Sizler her şeyin iyisine layıksınız arkadaşlar. Elimden geldiği kadar böyle değişik farklı modeller sizlere sunmaya çalışıyorum. Siz de emeklerimin karşılığı olarak bu şekilde ee, bana destek olursanız sevinirim. Beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi eksik etmiyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.